Herkese iyi günler. Tüm meslektaşlarıma, hocalarıma, derneğimize de teşekkürler bu konuyu sunma imkanı verdiği için. Tabii sağlık turizmi henüz büyük bir soru işareti olan, yani şu ana kadar olan sunumlarda belli, kısıtlı da olsa bir tecrübeye dayanarak belli şeyler konuştuk. Ama sağlık turizmi tamamen meçhul bir konu. Şimdi şöyle. Evet. Şimdi sağlık turizmi tabii COVID öncesi yükselen bir trendti. Burada 2016'da yayınlanan bir grafikte görüyoruz ki önündeki 10 yılda katlanarak artan bir gidişata sahipti. Geçen sene 44-45 milyar dolarlık bir pazar payı vardı. Bariyatrik cerrahinin de bu konudaki pazar payı gittikçe yükseliyordu. Tabii 2 milyar şu an muhtemelen daha fazlaydı. Bu konuda da en önemli ülkelerin başında Meksika geliyor Amerika ile bağlantısından dolayı, ama Türkiye'de gittikçe obezite cerrahisinde sağlık turizmi açısından yükselen bir trend gösteriyordu. Genel olarak zaten estetik, göz vesaire gibi konular da dahil edersek Türkiye önemli bir oyuncu dünya piyasasında. Şimdi sağlık turizmi neden popülerdi? Tabii ekonomik seyahat, konaklama imkanı, tedavi kalitesi, bekleme süreleri Batı Avrupa ülkelerine göre çok daha kısa, son teknoloji ekipman da mevcut ülkemizde, yeni ve modern hastanelere sahibiz ve tabii turizmle de kombine edilebiliyordu Türkiye'nin bu turizm avantajıyla. Tabii COVID'le birlikte sağlık turizminin daha ekonomik olma kısmı biraz tehlikeye girdi. Neden? Çünkü seyahat değişti, konaklama ücretleri değişecek ve muhtemelen tedavi süreci de değişecek. Ve kısa bekleme süresi de değişecek çünkü karantina önlemleri var. Değişmeyen şeyler ise ekipman, hastane ve hastanelerin boyutları. Tabii tatil olanağı da büyük soru işareti sadece sağlık turizminde, genel olarak. Şimdi tek tek baktığımızda seyahat konusunda değişecek şeyler doğal olarak bilet fiyatları ve özellikle hastanın geldiği ülke ile Türkiye'nin ilişkileri. Şimdi, Türkiye ile uçuşlar ne zaman başlayacak? Türkiye'nin o ülkeye uyguladığı tedbirler neler? Veya hastanın geleceği ülkenin Türkiye'ye uyguladığı tedbirler neler? Aşı sertifikasından bahsediliyor, sağlık pasaportundan bahsediliyor. Bunlar ne içermeli, nasıl oluşturulacak? Avrupa'nın oluşturduğu sağlık pasaportu Türkiye'de geçerli olacak mı? Türkiye'nin oluşturduğu Avrupa'da geçerli olacak mı? Ve ülkelerden ülkelere geçişte karantina süreci ne olacak veya ne olmalı? Yani hepsi soru işareti. Diğer bir konu konaklama. Tabii fiyatlar artacak. Sosyal mesafe ve izolasyon bir problem. Hastane konusuna gelince hastaneye hastanın daha önce yatması gerekecek. Belki daha uzun kalması gerekecek. Bu da bir yine ekonomik kısmını, yani o avantajını yok edecek. Operasyon kısmına gelince en önemli konu, az önce de bahsettik. Yani ulusal anlamda her ne geçerli ise uluslararası konuda da bu geçerli olacak. Hasta geldiği ülkede gelmeden önce PCR testi yaptırıp bunu bir göstermeli mi? Türkiye'ye geldiğinde PCR testi, sadece bir PCR testi yeterli mi? PCR ve tomografi standart mı olmalı? İlk PCR'dan sonra 48 saat sonra ikinci standart mı kabul edilmeli? Yanında refakatçi gelirse ve gelmek isterse kabul edilecek mi? Edilirse ona ne uygulanacak? Tabii onan formu, onu Nezih hocamız az sonra detaylı bir şekilde işleyecek. Onan formu artık olmazsa olmazı olacak muhtemelen gelecekte. Ve bir diğer konu da hasta taburcu olurken yine bir PCR testi yapılacak mı, yapılmayacak mı, yapılırsa ne zaman yapılacak ve ne yapılacak? Hatta yapılıp pozitif çıkarsa veya operasyon öncesi hasta PCR testi yaptırıp pozitif çıkarsa bunun tedavisi ne olacak? Bunun maliyetini kim üstlenecek? Çünkü hasta, örnek veriyorum, Almanya'dan gelecek, pozitif çıkacak.
öngörülmeyen bir durumla karşılaşılacak. Belki 2 hafta, belki 2 ay hastanede yatacak. Belki daha kötü sonuçlanacak. Bunun medikolegal sonuçları, masrafları kim karşı tarafından karşılanacak? Büyük soru işareti. Ve tabii hasta beklentileri de değişiyor. Yani hastalar artık obezite cerrahisinin yanı sıra alınan önlemlerle ilgili sorular soracak ve bu konuda bence Türkiye'nin COVID'le mücadelesi tanıtılmalı. COVID-19'la bilgilendirme forumları da olmazsa olmaz olacak artık, gerekirse birçok dilde. Ve seyahat öncesi hangi genel kurallara uymaları gerektiği detaylı bir şekilde hatırlatılmalı hastaya. Tabii klişe bir söz, krizi nasıl avantaja dönüştürebiliriz? Türkiye'nin olumlu karnesini, şu ana kadar olan olumlu karnesini tanıtmak gerekiyor. Bu devlet destekli de olabilir, kliplerle vesaire. Bu anlamda yani COVID-free hastanelerin pandemi hastanelerine göre bir adım önde olduğunu düşünüyorum. Avantajlı bu durumda. Hastanenin güvenlik politikası ve protokolleri, rehberleri, kurumsallığı ön plana çıkarılmalı. Ve bu vesileyle de merdiven altı sağlık turizmi yürüten şirketler biraz daha profesyonel olmak zorunda, kaliteli ve güvenliğe önem vermek zorunda kalacak. Bu da avantajları. Yani özet olarak ekonomik avantajları sağlık turizminin azalacak, seyahat zorlaşacak, özellikle karantina süreci. Şu an mesela Yunanistan tüm sınırlarımı açıyorum diyor ama Türkiye'yi açmıyor. Avrupa Birliği'nin muhtemelen aldığı kararlara bağlı olarak. Açarsa ne zaman açacak? Açarsa karantina süreci ne olacak? Yani 2 haftadan bahsediliyor. Ya aslında 2 hafta gelip bekleyecek hali yok. Ya yani turizm için de geçerli bu. Yani bunların hepsi soru işareti. Ve tabii yatış ve taburculukta COVID test protokolleri geliştirilmeli detaylı bir şekilde. Konunun başlığının bir de ikinci dalga hakkında olacak mı ve ne zaman başlamalıyız sağlık turizmine? Ne zaman başlayacağımızı kimse bilmiyor, devlet de bilmiyor. İkinci dalga hakkında da değişik görüşler mevcut. Şu an için o da bir soru işareti. Genel olarak Batı Avrupa'da ikinci dalganın olacağına kesin gözüyle bakılıyor. Ama rakamlar düşüyor. Rakamlar ne olur Ağustos, Eylül'e kadar. Yani özet olarak COVID sağlık turizmini, yani sağlık zaten vuruyor, turizmi de vuruyor. Dolayısıyla sağlık turizmini de çok feci bir şekilde etkileyecek ve bence tüm konuşulanlara bakılınca yani sağlık turizmi güvenlik açısından en son düşünülmesi gereken şeylerin başında geliyor diye düşünüyorum. Biraz o konuda hem hastalar hem doktorlar sabırlı olmalı diye düşünüyorum. Teşekkürler. Bakın hocam, süreye dikkat ettiniz. Çok teşekkür ederiz.